Hukuk Fakültesi dekanı çok samimi arkadaşımdır. İzin verin, gideyim konuşayım. Meselenin bir olurunu bulalım. Yok yok babacığım ya, sağ ol. Yani gerek yok. Biz zaten elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bugün geçti işte. Yarın da son gün. Ne demek geçti? Hiçbir şey geçmedi. Kızımı vermiyorum. Anne daha neler ya? Polisler mi gelsin alsın çocuğu? Çocuğa bir travma daha mı yaşatalım? Fırat da Elif halledecek işte. Güneş orada çok kalmayacak, merak etme. Baba, hadi istersen kalkalım biz yavaş yavaş. Ha? Tabii tabii. Anne biz de hadi canım. Ben gelmiyorum efendim, siz gidin. Anne ne demek gelmiyorum? Geleceksin, kalsınlar birlikte baş başa, uyusunlar birlikte bu gece. Hadi. Of Fulya. Hadi baba. Ben Gülümser Hanım'a yardım edeyim, hemen çıkarız. Tamam. Gülümser Hanım. Ay. Korktunuz mu? Ay evet korktum. Ne öyle hırsız gibi arkamdan dolanıyorsun? Gülümser Hanım, burada bir tane hırsız var. O da sizsiniz. Kalbimi çaldınız. Ay ne yapıyorsunuz? Çocuklar içeride duyacaklar. Duysunlar efendim. Duymasınlar efendim. O zaman başka bir yerde sohbetimize devam edelim. Üstüme iyilik sağlık. O ne demek? Yanlış anlamayın Gülümser Hanım. İstanbul turumuza diyorum. Devam edelim diyorum. Ben de size iyi akşamlar diyorum. Bu kadında beni kendine çeken mıknatıs gibi tuhaf bir şey var. Dehşet ya. Gerçekten dehşet. Nedir o? Müthiş bir kadın ya. Müthiş. Gülümser Hanım. Maalesef bir hayli zor hayat bu. Olsun be gözyaşım, umudumuz yok mu? İyileşir tüm yaralar yaşıyorsak. Vız gelir karanlıklar, bütün dertler. Bir küçük gün ışığı yeter. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Aldatırım. Nasıl yaparım bunu sana?